Merhabalar değerli dostlar. Edebiyat kokusundayız. Elimde tuttuğum kitabın terapistin Sufi olursa değerli yazarı konuğumuz Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk verdiniz. kancım. Eyvallah. Şimdi aslında bugün ilginç bir program olacak. Çünkü sadece Türkiye'nin değil dünyanın dahi yeni yeni alıştığı ve bu konu üzerinde çalışmalarını başlattığı bir yaklaşımdan bahsedeceğiz. Yaklaşım mı, disiplin mi diyelim tam olarak bilmiyorum. Tasavvuf ve psikoterapi. Evet. Tabii tasavvufun son zamanlarda popüler kültürün içinde biraz değerini, tırnak içinde değerini kaybetmesinden sonra insanların tasavvufa bakış açısı da değişti. Tasavvuf içeren, içinde tasavvuf olduğu söylenen kitaplara karşı bir mesafe de alındı. Bunlar da bir gerçek. Evet. Ama siz işi akademisyen kimliğinizle de biraz değiştirip dönüştürdünüz. Biraz daha yerine oturttunuz. Bunun da etkisi var. Eyvallah. Yaptığınız araştırmalar, yurt dışındaki çalışmalar olan hakimiyetinizle beraber ben aslında izleyicilerimizin de biraz daha konuya vakıf olabilmeleri için ilk nasıl başladınız bunu sormak istiyorum. Yani psikoterapi ve tasavvuf kavramlarını yan yana koyup bunları ilk temas edişiniz. Üniversiteyi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. O zaman tasavvufa zaten ilgim var. Fakat şöyle bir problemle karşılaştım okulda. Arkadaşlarla tasavvuf üzerine konu geldiğinde modern kültürde yetişmiş olan arkadaşlara tasavvufu anlatmanın zorluklarını fark ettim. Çok iyi hatırladığım bir vaka şuydu. Elinde bir dergi vardı. Yunus'un bir dörtlüğü vardı. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi dedi yani bu ne demek? Yani biz başka bir bu kadar ekonomi okuyoruz o zaman mülkiyede. Yani buna mı gerek yok? Siyaset okuyoruz, buna gerek mi yok? Bunu mu demek istiyor? Ya da bu ne demek istiyor? Şimdi dilim döndüğünce anlatmaya başladım. Ama tabii sonradan fark ediyorsunuz ki hala onun dünyasına gelebilmiş değilsiniz. Yani bir tercümana ihtiyaç var, bir çevirmene ihtiyaç var. Çünkü modern kültürle tasavvuf tercümansız anlaşılabilecek kadar kolay bir şey değil yani. O zamanlar ilgilendiğim, merakla okuduğum konular arasında şey de vardı. Psikoloji ve psikiyatri kitapları da vardı. Kişisel merakla okuduğum kitaplarda. Bu arada o zamanlar böyle çok önemsediğim iki yazar vardı. Biri Yaşar Nuri Öztürk'tü, profesör. O zaman daha doçentti. Tasavvuf anlatırken modern kültüre aktarabilmek için felsefeyi bir araç olarak kullanıyordu. Ankara İlahiyat'ta Ethem Cebecioğlu vardı, doçent. O da parapsikolojiyi tercüman olarak kullanıyordu. Şimdi dedim ki, yani felsefe zaten bizim insanımızın gözünde çok sempatik bir algısı yok. Parapsikoloji zaten bilim çevrelerinde yeterince kredisi olan bir bilim değil. Dolayısıyla benim başka bir seçenek bulmam lazım. O zaman psikoterapi seçeneği çıktı. Yani psikoterapi nedir? Yani ruh sağlığı ile ilgili bir konudur. Ve tasavvuf da en temelde ruh sağlığı ile ilgili bir şeydir. Hepimizin içsel çatışmaları, karmaşaları, kaosları, gelgitleri vesairesi var. Bir taraftan psikoterapi de buna bir çözüm arıyor. Tasavvuf da esas olarak bu konulara ele alıyor. Dolayısıyla tercümanlık işlevi konusunda bunun çok işe yarayacağını düşündüm. Eyvallah. Şimdi aslında Sonra yüksek lisans tezi ve devam etti. ki 1993 yılında herhalde Evet, başlıyorsunuz. yüksek lisans tezi olarak ama üniversite yıllarında başlayan bir ilgili ilk makaleleri şeyde yazmıştım. Üniversite yıllarında iken yazmıştım. Tabii o zamanlarda tamamen bakir bir alan ve sadece herhalde Profesör Doktor Erol Gökay'la Kemal Kemal Sayar. Sayar Hoca, evet. Onlar da makale yazmışlar. Evet, Henüz sadece bir çeviri makale. olgunlaşma aşamasındayken. Evet, daha ve Kemal Sayar'ın bir makalesi sağ olsun ikisi de çok büyük destek verdiler. Tez döneminde kendileriyle hep irtibat halinde oldum. Daha sonra da dostluğumuz hep devam etti. O bakımdan yol gösterici bir şeyi oldu. Türkiye'den işlevi oldu. Ama Türkiye'de kitap çalışması olarak benimki çok geç yayınladım. Araya benim başka kitaplar girdi. 10 civar, 9 civarında başka kitap girdi. Ama 2013'te kitap yayınlandığında bile hala Türkiye'de bu alanla ilgili gerçekten akademik anlamda sadece bir iki kitap çıktı yani. Kemal Sayar'ın Sufi Psikolojisi kitabı ile
Mustafa Merter'in 900 katlı insan kitabı o zaman çıkmıştı. Hı hı. Hakikaten bu alanda nitelikli çalışmalar. Hı hı.